Merhaba sevgili sevgili sınıflar. Biliyorsunuz sizlerle geçtiğimiz haftalarda konu tekrar etmeye başlamıştık ve en son tekrar etmiş olduğumuz ünitemiz 6. ünitemizdi arkadaşlar. Bu yüzden bu haftaki ödevimde sizlerden 6. ünite konularıyla ilgili eksik testleriniz varsa şayet test kitaplarınızdan bu eksiklerinizi tamamlamanızı istemiştim arkadaşlar. Bu yüzden de ödev videomda 6. ünite konularıyla ilgili test çözeceğiz sizlerle birlikte. Evet, her hafta olduğu gibi akıllı tahta uygulamalarımızdan yararlanarak sizler için birkaç tane örnek test çözmek istiyorum. Birinci sorumuza bakalım mesela. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasının dayandığı temel ilkeler arasında hangisi ya da hangileri yer aldı? Arkadaşlar biliyorsunuz 6. ünitemizde bizler Cumhuriyet'in kurulmuş olduğu ilk yıllarda ve 2. Dünya Savaşı'na yaklaşılan yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikadaki durumunu işlemiştik arkadaşlar. Devlet adamlarımızın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bilhassa devletin yönetilmesinde ülke içinde ve yurt dışında bilhassa dikkat edilen ve kesinlikle taviz verilmeyen ilkeleri üzerinde durmuştuk arkadaşlar devletimizin. En basiti mesela neydi? Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek yurt içinde gerek yurt dışında kesinlikle taviz vermeyeceği, yani dış politikada özellikle kesinlikle taviz vermeyeceği en temel ilke bağımsızlık ilkesiydi arkadaşlar. Bunu mesela şimdi sizlere söylemek istedim. O yüzden birinci sorumuzu diyelim beraber yapalım. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikada dayandığı temel ilkeler arasında yer almaz diyor arkadaşlar sorumuz bize. Demek ki bu üç maddeden bir veya birkaçı dış politikamızda yer almayan bir maddeymiş. Bakıyorum şimdi. Bir, uluslararası sorunları barışçı yollarla çözmek. Arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün en meşhur sözlerinden birisi de yurtta sulh, cihanda sulh. Yani en yurtta barış, aynı zamanda dünyada barıştır. Bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk dış politikamızda devlet olarak barışçıl bir politika izlememiz gerektiğini belirtiyor ve bu yüzden barışçıllık bizim temel ilkelerimizden birisi. Bu var. Evet, üçe bakalım diye. Türk ve dünya kamuoyunu dikkate alma. Bizim dış politikalarımızdan bir diğeri de arkadaşlar gerçekçi olmaktı ve dünya kamuoyunu veya dünyayı diyelim, dünyadaki düzeni dikkate alma, çağa ayak uydurma gibi temel prensipler de yine bizim dış politikamızın temel prensipleri arasında yer alıyor. Bu yüzden 3 de olur. Ancak yayılmacı bir siyaset izleme demiş ikinci maddede. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hiçbir döneminde arkadaşlar devletimiz başka bir devletin veya başka bir ulusun toprakları üzerinde hak iddia etmemiş ve bu ülkelere veya başka ülkelere veya başka uluslara böyle bu anlamda sıkıntılı bir durum yaşatmamıştır arkadaşlar. Bu yüzden ikinci madde kesinlikle bizim devlet politikamıza uygun bir yapıda değildir arkadaşlar. O yüzden cevap A şıkkı, yani yalnız 2 olacaktır. Evet, beşinci sorumuza bir bakalım. Verilen bilgiden Atatürk dönemi Türk dış politikasının aşağıdaki ilkelerinden hangisine değinilmemiştir? Değinilmemiştir diyor arkadaşlar. Demek ki bu parçada Atatürk'ün dış politikada uygulamış olduğu belli başlı ilkelerden bahsediliyor. İçlerinden bir tanesi açıkta kalacak şıklarda. Çok basit bir soru o yüzden. Bunu şöyle yapabiliriz. Paragrafı okurken karşılaşmış olduğumuz ilkeyi aşağıda çizebiliriz hemen arkadaşlar. Şıklara bakalım o yüzden bir. Barışçı olma, mütekabiliyet, bağımsız olma, milli menfaatleri esas alma. Bakalım. Lozan'dan sonra Türkiye sağlam temellere dayalı bir dış politika izlemeye başlamıştı. Bu dönemde Atatürk'ün söz ve davranışları dış politikaya yön vermiştir. Evet, biliyorsunuz ülkemize demokrasiyi getiren, cumhuriyeti ülkemize yönetim biçimi olarak getiren kişi Mustafa Kemal Atatürk olduğu için ülkemizin kurulmuş olduğu ilk yıllarda dış politika esaslarımızda da belirleyici bir role sahip arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk. Evet, Türkiye barışın korunması için çalışmıştır. Bakın bu cümle, yani Türkiye'nin barışın korunması için çalışmış olması A şıkkını elememize sebep oluyor. Çünkü A şıkkı parçada mevcut. Ülke menfaatlerini ve kendi halkını dikkate alan, ülke menfaatleri derken ülke içerisinde yaşayan toplumun menfaatleri de, devletin menfaatleri de dikkate alınıyor. Bu yüzden D şıkkı da oluyor arkadaşlar. Dikkate alan dedik ve bilim ve teknolojiyi rehber eden bir politika takip edilmiştir. Evet.
Şimdi o zaman yukarıda demek ki kaçırmış olduğumuz bir cümle var. Bakın demek ki olabiliyormuş. O yüzden hemen tekrardan başa dönüyorum ve ilk cümlelerimi birazcık daha dikkatli okuyorum arkadaşlar. Bu sayede eksik şıkkı hemen tespit ediyorum. Evet. Lozan'dan sonra Türkiye sağlam temellere dayalı bir dış politika izlemeye başlamıştır. Güzel. Bu dönemde Atatürk'ün söz ve davranışları dış politikaya yön vermiştir. Bu politika her şeyden önce ülke sınırlarını korumaya dayalı. Bakın demek ki atlamış olduğumuz cümle bu. Ben bağımsız olmayı veya bir tekabiliyeti aşağılarda bir yerde ararken bu cümle bana bağımsız olma şıkkını da veriyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? Bu politika her şeyden önce ülke sınırlarını korumaya dayalı. Şimdi milli bağımsızlık ve milli egemenliği biliyorsunuz sizlere defalarca kez anlatmıştım arkadaşlar. Milli bağımsızlık demek bir toplumun, bir ülkenin, başka bir devletin hegemonyası, etkisi, yönetimi altında hiçbir şekilde olmaması demekti arkadaşlar. Yani devletin tamamen kendi kendisini yönetebilmesi demektir arkadaşlar. Hiçbir şekilde hiçbir devlete bağlı olmaması, hiçbir güce, hiçbir unsura bağlı olmaması demektir. Bu milli bağımsızlıktır arkadaşlar. Milli egemenlik ise arkadaşlar bir toplumun yönetimde söz sahibi olabilmesi demektir. Yani kısaca açıklayacak olursak demokrasinin bir toplumda uygulanabilmesi demektir. Şimdi burada evet bizler milli bağımsızlık unsurunu görebiliyoruz bakın bu maddede. Ne diyor? Ülke sınırlarını korumaya dayalı diyor. Kimimizin sınırlarını korumak için yapmış olduğumuz her şey, almış olduğumuz her karar, devlet olarak uygulamış olduğumuz her politika, milli bağımsızlık için uygulanmış bir politika olduğu için ülke sınırlarımız yani kendi topraklarımızı korumaya yönelik yapmış olduğumuz her şey de bağımsız olma ile ilişkilendirilecektir. Bu yüzden C şıkkı da burada eleniyor. Geriye ne kalıyor? Bir tek kabiliyet. Yani uluslararası eşitlik yani uluslararası karşılıklılık ilkesi. Biz bunu arkadaşlar çok güzel bir şekilde anlatmıştık size mütekabiliyetin ne olduğunu. Daha siz mütekabiliyetin ne olduğunu biliyordunuz ancak söylemekte zorlanıyordunuz ama bu durum aslında sizin işinize de yarayabilir. Aklınıza kalmasına da sebep olabilir durumu. Mütekabiliyet arkadaşlar bir devletin dış politikada muhatap olduğu devletin almış olduğu şekle göre hareket etmesidir arkadaşlar. Yani uluslararası karşılıklılık derken şunu kastediyorum. Örnek verecek olursak bir devlet bize karşı pozitif bir yaklaşımda bulunuyorsa biz de aynı şekilde o devlete pozitif bir yaklaşımda bulunacaktık siyaset olarak. Negatif bir yaklaşımda bulunuyorsa yapabiliyorsak onların yapmış olduğu yöntemle yapamıyorsak da yine negatif bir yaklaşımla onlara karşılık verecektik arkadaşlar. Mütekabiliyet bu demekti. Bunun en somut örneği 1900 Misak-ı Milli kararlarında arkadaşlar bizler Misak-ı Milli kararlarına yani Misak-ı Milli yeminimize şöyle bir madde eklemiştik. Azınlıklara verilecek olan haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilecek olan haklar doğrultusunda olacaktır diye bir madde eklemiştik arkadaşlar. Bu durum mütekabiliyetin en somut ve en net örneklerinden birisidir mesela. Burada bizim yapmış olduğumuz gönderme aslında biraz da Yunanistan'a. Çünkü o dönemlerde Yunanistan'da büyük bir Türk ve Müslüman nüfusu yaşıyor. Bizim topraklarımızda da arkadaşlar büyük bir Hristiyan yani Rum nüfusu yaşıyordu arkadaşlar. Tabii itilaf devletleri tarafından, Avrupalı devletler tarafından müthiş bir baskıya uğruyoruz. Hani azınlıklara çok çok geniş haklar vermek konusunda. Biz de diyoruz ki tamam olur azınlıklara biz çok geniş haklar verelim. Ancak aynı şekilde Türk ve Müslüman halkı barındıran komşumuz Yunanistan bu halka yani bizim halkımıza bu şekilde geniş haklar verirse şayet biz de evet bu halka bu şekilde haklar veririz diyoruz. Yani onlara verilen hakların aynısını biz de kendi topraklarımız içerisinde yaşayan azınlıklara vereceğiz diyoruz arkadaşlar. İşte bunun tam karşılığı uluslararası karşılıklılık ilkesi yani eski ismiyle mütekabiliyet olacaktır arkadaşlar. Parça grubundan bahsedilmediği için cevabımız B şıkkı olacak. Evet, 6. sorumuza bakalım dedim. Biraz da kısa bir soru çözelim. Atatürk'ün bu sözü dış politikasının temel ilkelerinden daha çok hangisi ile ilgilidir? Evet, Atatürk'ün dış politikasının temel ilkelerini derste biliyorsunuz sizlerle işlemiştik madde madde. Ve ne diyor?
temel ilkelerinden daha çok hangisiyle ilgilidir? Yani burada verilen cümle aşağıdaki dış politika temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Sorunun bize kastetmiş olduğu şey bu. Şüphesiz hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz. İşte benim az önce size uzun uzadıya anlattım, üzerinde durmuş olduğum mevzu çıktı karşımıza. Evet, bakın ne diyor? Bizim hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz diyor. Siz bize saygı gösterirseniz, siz bizim toprak bütünlüğümüze, milli manevi değerlerimize, ülke politikalarımıza, milli menfaatlerimize saygı gösterirseniz aynı şekilde, aynı saygıyı da bizden göreceksiniz diyor. Yani burada bir ne var? Karşılıklılık ilkesi var arkadaşlar. Yani mütekabiliyet ilkesi mevcut. Evet, bu bir ve ikinci soruyu da yapalım. Hatta ondan sonra da ödev videomuzu sonlandıralım. Bakalım. Aşağıda panoda Atatürk'ün çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalardan bazı kesitler verilmiştir. Atatürk diyor ki, dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir. Yani ilk de barış, dünyada barış gibi bir şey demek istedim sanırım burada. Yani barışçılık gibi. Biz milletler arası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı hedef tutan açık, samimi politikanın en ateşli taraftarıyız. Karşılıklı saygı diyor. Burada mütekabiliyetten bahsediyor sanırım. Akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimizdir. Mustafa Kemal'in en çok önem vermiş olduğu dış politika ilkelerimizden birisi de akılcı olmaktı arkadaşlar. Esas olan Türk milletinin saygın ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak tam özgürlüğe sahip olmakla temin olunabilir. Tam bağımsızlıktan bahsediyor. Çok net. Milli sınırlarımız içinde her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp memleketin mutluluğuna çalışmalıyız. Evet, burada da gücünü milletten alma, yani milli güce dayanma ilkesinden bahsediliyor. Büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyler yapar gibi görünen sahtekar insanlar değiliz. Yani gerçekçilikten bahsediyor arkadaşlar. Evet, Atatürk'ün bu sözlerinin Türk dış politikasının burada 6 tane madde verilmiş. Esaslarından hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Evet, gerçekçilik politikası biliyorsunuz ki yani bir 6. Şuraya hemen 1 diye yazalım. Tam bağımsızlık arkadaşlar yukarıda az önce okumuştuk. Tam özgürlük dediği için tam bağımsızlık bu oluyor. Buraya 2 yazıyoruz. Barışı esas alma 3. madde 1. Şeyde yer alıyor. Konuşmada yer alıyor. Mütekabiliyet yani karşılıklılık ilkesi. Bakalım şimdi. Milletler arası ilişkilerde karşılıklı güven ve saygıyı hedef tutan diyor. O yüzden mütekabiliyet ilkesi yani 4'te 2. maddede yer alıyor arkadaşlar. Akılcılık ve bilimsellik. Akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimizdir diyor. Bu yüzden 5. maddede burada yer alıyor arkadaşlar. 6. madde milli menfaatleri esas alma. Milli sınırlarımız içinde her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanıp memleketin mutluluğuna çalışmalıyız diyor. Evet, burada da memleketin mutluluğuna çalışmalıyız derken memleketin çıkarlarını yani milli menfaatleri anlatıyor bize. O yüzden bu da 6. maddemiz oluyor. Bakıyorum Atatürk'ün yapmış olduğu her bir konuşma dış politikadaki her bir temel ilkemizle ilgili olduğu için cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Lozan Barış Anlaşması'nda yapılan çalışmanın öncelikli olarak yukarıda numaralandırılarak verilen sözlerden hangileri doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir? Lozan Barış Anlaşması'nda Türkiye bu esaslara dayanarak Türkiye'de yaşayan Rumlara tanınan hakların aynısını Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türkler için de sağlamıştır. Yani burada bahsedilen şey mütekabiliyet politikası arkadaşlar. Yani uluslararası karşılıklılık politikası. Bu o yüzden 4.
konuşmaya tekabül ediyor bu. Evet, mütekabiliyet 4 diyoruz. Evet. Evet, Lozan Barış Anlaşması'nda yapılan çalışmaların dediği için arkadaşlar, özür dilerim, çok affedersiniz, cümleyi toparlıyorum şimdi. Öncelikli olarak yukarıda numaralandırılarak verilen sözlerden, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmalarından hangileri doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir. Şimdi bizler tabii ki Yunanistan'daki Türkleri arkadaşlar, mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda bir takım haklar kazandırdık. O yüzden dördüncü konuşma kesinlikle oluyor. Ancak bir de ne diyor bakın burada? Dünya milletlerinin saadetine çalışmak diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini sağlamaya çalışmak demektir diyor. Yani biz kendi toplumumuzdaki azınlıklara bir takım haklar vererek aslında komşu ülkedeki Türk ve Müslüman azınlığın da bir takım haklar almasını sağlamış oluyoruz demek istiyor arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk burada. Yani aslında burada değil, soru burada bunu sağlamaya çalıştığımızı anlatıyor bize. Bu yüzden cevabımız 3 ve 4 olacak. Yani C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet. Benim size bu hafta çekmek istediğim, elimden geldiğince yardımcı olmak istediğim, yardımcı olmayı amaçlamış olduğum ödev videom bu şekildeydi arkadaşlar. Hafta içi salı günleri akşam saat 8'den sonra bizleri evlerinizde misafir etmeyi unutmayın. Mutlaka test kitaplarınızdaki 6. ünite testlerini çözün, bitirin arkadaşlar. Ve tekrar tekrar üzerinde önemli duruyorum. Çıkan yanlışlarınızı lütfen bizlere gerekli kanallar aracılığıyla iletin, sizlere yardımcı olabilirim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla.